Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 2. bölüm. Allah korkusu. Ebu Leys es-Semerkandi şöyle demiştir. Allah bazı melekleri yarattığından beri 7 kat semada Allah'a daima secde halindedirler. Kalpleri daima Allah korkusu ile titremektedir. Kıyamet günü başlarını secdeden kaldırarak, ey noksan sıfatların her türlüsünden beri olan Allah'ımız, sana hakkıyla ibadet edemedik derler. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet buna işaret etmektedir. Kendi üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve onlar emrolunduklarını yaparlar. Bir an bile Allah'ın emrinden dışarı çıkmazlar. Nahl Suresi 50. ayet. Yani bunlar göz açıp kapayıncaya kadar, geçen zaman kadar dahi olsa Allah'a isyan etmezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun vücudu Allah korkusuyla ürperdiği zaman yaprakları dökülen ağaç gibi günahlarından sıyrılır. Hikaye. Adamın biri bir kadına tutulur. Günün birinde kadın bir iş için yolculuğa çıkar. Adam da kadının peşinden gider. Mola yerinde herkes uyuyunca aşık fırsattan faydalanıp sırrını kadına açar. Kadın da herkes uyuyor mu bir bak der. Kadının sözünden isteğinin yerine geleceğini zanneden adam sevinir ve heyecanla etrafı gözetledikten sonra herkesin uykuda olduğunu kadına haber verir. Bunun üzerine kadın, ne dersin, acaba Allah da bu saatte uyuyor mudur diye adama sorunca adam, Allah uyumaz, onu hiçbir zaman uyku ve uyuklama tutmaz diye cevap verir. Bu cevabı alan kadın der ki, şayet insanlar uyuyor ve bizi görmüyorlarsa, uyumayan ve uyku tutmayan Allah bizi görüyor. Asıl korkmamız gereken o değil midir? Kadının bu sözünü işiten adam pişman olur. Allah korkusuyla irkilir ve tuttuğu yoldan geri döner. Öldüğü zaman onu birisi rüyasında görür. Allah sana bu günahından dolayı ne yaptı diye sorar. Adam, Allah'tan korktuğum için ve o günahı terk ettiğim için o beni affetti diye cevap verir. Yine anlatılır ki, zamanın birinde İsrailoğullarından kendisini ibadete veren biri vardı. Çoluk çocuk sahibiydi. Günün birinde ailece aç kaldıkları bir zamanda adam bir şeyler bulup getirsin, çocuklarını yiyecek bir şeyler temin etsin diye karısını tacir bir adamın yanına gönderir. Kadın tüccarın evine vardığında çoluk çocuğu için tüccardan yiyecek bir şeyler talep eder ve tüccar da kadına olur fakat önce bana kendini teslim et diye teklif eder. Kadın hiçbir cevap vermeden çıkar ve evine döner. Yavrularını, anneciğim açlıktan öleceğiz, bize yiyecek bir şeyler ver diye feryat eder durumda bulunca tekrar geri o zalim tüccarın yanına giderek çocuklarının içinde bulunduğu durumu anlatır. Adam kadına dönerek istediğimi yerine getirecek misin dediğinde kadın çaresiz bir şekilde evet diye cevap verir. İkisi baş başa kalınca neredeyse azaları yerinden kopacak bir şekilde kadının eklemleri titremeye başlar. Adam kadının yanına yaklaşıp sana ne oldu böyle diye sorduğunda kadın şu cevabı verir. Allah'tan korkuyorum der. Almış olduğu bu cevap üzerine irkilen adam şöyle der. Sen bu acizliğin ve fakirliğinle Allah'tan korkuyorsun. Oysa asıl Allah'tan korkması gereken ben değil miyim diyerek yapmayı düşündüğü günahtan vazgeçer ve kadının istediği yiyecekleri vererek kadını gönderir. Kadın böylece çocukların ihtiyaçlarını gidererek onları sevindirmiş olur. Bu esnada Yüce Mevla Musa Aleyhisselam'a vahiy göndererek filan oğlu filana bütün günahlarını affettiğimi tebliğ et diye bildirir. Hazreti Musa tüccarı bulup ona muhakkak sen Allah ile aranızda sır olan bir hayır işlemiş olmalısın dediğinde tüccar kıssayı Musa Aleyhisselam'a anlatır. Hazreti Musa işte bu yüzden Allah geçmiş bütün günahlarını bağışladı diyerek tüccara müjdeyi verir. Rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Yüce Allah şöyle buyurur. Şu iki korku ile iki güveni kulumda bir araya getirmem. Dünyada benden korkanı ahirette güvende kılarım. Dünyada güvencede olanı ahirette korkuya düşürürüm. Bir ayette ise şöyle buyurulmaktadır. İnsanlardan değil benden korkunuz. Bakara 150. ayet. Başka bir ayette ise şayet iman ediyorsanız insanlardan değil benden korkunuz. Ali İmran suresi 175. ayet. Hazreti Ömer Kur'an'dan bir ayet dinlediği zaman baygın olarak yere düşerdi. Bir gün eline bir saman kırıntısı alarak şöyle dedi. Keşke ben de saman çöpü olsaydım da anılan olmasaydım.
Keşke annem beni dünyaya getirmeseydi. Onun gözlerinden yaş eksik olmazdı. Hatta ağlamadan dolayı yüzünde siyah iki iz bulunur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ağlan süt memeye dönmedikçe Allah korkusuyla ağlayan kimse de cehenneme girmez. Rivayet edildiğine göre kıyamet günü bir kul Yüce Rabbin huzuruna çıkarılır ve amelleri tartılarak günahları ağır basar ve cehenneme atılması emredilir. İşte bu esnada kirpiklerinden bir kıl dile gelerek şöyle der. Ya Rabbi, Resulüm Muhammed Allah korkusundan ağlayan bir göze Allah ateşi haram kılmıştı diye bize müjde vermişti. Ve ben bu müjdeyi binaen senin korkundan ağlamıştım. Bunun üzerine Allah Teala o kişiyi affeder. Allah onu dünyada Allah korkusundan ağlayan bir kirpiğin yüzü suyu hürmetine cehennemden azat eder ve bunu Cebrail şöyle ilan eder. Filan oğlu filan bir kirpik tanesiyle ateşten kurtuldu. Ve sen her ümmeti dizüstü çökmüş, ne olacağını endişeyle bekler görürsün. Her ümmet amel defterini almaya çağrılır. Câsiye suresi 28. ayet. İnsanlar cehenneme yaklaştırıldıklarında onun kükreme öfkesini duyacaklar. Bu kükreyiş 500 yıllık mesafeden duyulacaktır. O zaman peygamberler dahil herkes kendi derdine düşecek ve ben ne olacağım, benim akıbetim ne olacak demeye başlayacak. Sadece son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini düşünerek ümmetim ne olacak diye Yüce Rabbimize yalvarmaya başlayacaktır. O sırada cehennemden dağ kütlesi büyüklüğünde bir ateş çıkacaktır. Ümmet-i Muhammed bu ateşi geri göndermenin çabası içinde dua etmeye başlayacak ve şöyle diyeceklerdir. Ey ateş kütlesi! Namaz kılanlar, doğruluktan sapmayanlar, Allah'tan korkanlar ve oruç tutanların hakkı için geri dön. Fakat bu ateş kütlesi bir daha geri dönmeyecektir. Bu esnada Cebrail'in ateş ümmeti Muhammed'i hedef aldı dediği duyulacaktır. Bunun üzerine Cebrail bir miktar su getirerek "Ey Muhammed, bunu ateşin üzerine dök." diyecektir. Peygamberimiz suyu ateşin üzerine atacak ve ateş sönecektir. Bunu gören Peygamberimiz "Bu su nedir?" diye soracak. Cebrail de "Bu senin ümmetinden günah işleyenlerin tevbe ederken dökmüş oldukları gözyaşlarıdır. Allah bana bu suyu sana ateşi söndürmem için vermemi emretti diye cevap verecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım bana senin korkunla ağlayan iki göz bağışla. Amin. Günahlara gözyaşı dökmenin ehemmiyetini göstermesi açısından aşağıdaki şu beyit ne kadar da düşündürücü. Ağlar mısın günahıma gözlerim? Ömrüm gelip geçti bilmedim. Hikaye. Rivayet edildiğine göre Abdullah bin Münzir ağladığı zaman gözyaşlarıyla sakalını ve yüzünü sıvazlar ve şöyle derdi. İşittiğime göre gözyaşının değdiği yeri cehennem ateşi yakmayacaktır. Müminlerin Allah'ın azabından korkması ve nefsinin arzularına uymaması icap eder. Nitekim Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Nefsin azgın arzularına uyan ve dünya hayatını ahirete tercih edenlerin varacağı yer cehennemdir. Rabbinin makamından ve nefsini azgın arzularından alıkoyanların varacağı yer ise cennettir. Nâziyât suresi 37 ile 41. ayetler. Allah'ın azabından kurtulmak, sevabına ve rahmetine nail olmak, dünyanın sıkıntılarına göğüs germek, Allah'a itaat etmek ve günahlardan kaçınmakla olur.